Gaz ve gayta kaçırmanın beyin ve sinir sistemi ile ilgili sebepleri yok ise, eğer sorun makattaki kaslarla ilgili ise, hastamızı biz cerrahi olarak tedavi edebiliriz. Fakat en çok bizim hasta grubumuzu oluşturan doğum sonrası yırtıklarda, hastanın makatındaki kaslar yırtık olsa bile oraya gelen sinirlerin sağlam olup olmaması önemli. Hasta normal doğum yapmasa bile, sezaryen olmuş olsa bile 9 ay boyunca kan taşıdığı bebeğin oradaki sinirlere yaptığı bası hastada sinirlerde uyuşmaya neden olur. Kasları da kontrol etmesine, azaltmasına sebep olur. Bunları da anladıktan sonra hasta yapacak işlemler, eğer hastanındaki kas yırtık oranı makatımızı 360 derece olarak hesaplarsak, eğer 180 derece yani yarısından fazla kas kaybı varsa, bizim bu hastalara yapacağımız ucuca dikme ameliyatı başarısız olacaktır. Bunu anlamanın da en iyi yolu, fizik muayene ile tuşa yaptık hastamıza, parmağımızda hastaya makatını sık dedik. Kasların yerini kabaca anlayabiliriz, fakat objektif olarak anlamamız gerekirse MR ve ultrason ile ne kadar, kaç derece kas hasarı olduğunu anlarız. Eğer kas hasarımız 180 dereceden altında ise, daha az ise, ameliyat ile bunları dikip hastamıza daha iyi bir konfor sağlayabiliriz. Bu gerçekten önemli.